Günaydın. Doğa ben. Nasılsınız? İyisiniz. Dün kaşlarımı aldırdım. Fokus'u anneni öldürmeyeyim. Bugün manyak bir program var. Normal bir günüme göre biraz daha değişik ve farklı insanlarla buluşacağım. Ve Gökçük dışına çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Ay bugün gerçekten mükemmel bir gün. Hani heyecandan uyuyamadım. Dün gece 3'te falan uyudum. 7'de kalktım. Alarmsız falan direkt kendim. Çünkü aşırı heyecanlıyım. Ne kadar az uyumuş olsam da enerji doluyum. Şimdi kalkacağım. Saat daha 9. Ben 11.30'da falan çıkacağım evden. Boş boşum yani bayağı bir. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ama çok heyecanlıyım bugün için. Bu zaten kapak fotoğrafından anlamışsınızdır bir tık kimlerle olacağımı. Mutfağa geçelim. Mutfakta direkt konuşacağız. Niye bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Bugün programı anlatıyorum size. Şimdi ben sabahtan annemle beraber Cilgece'ye gideceğim. Bugün Roaktan'ımın son günü. Yani hapı alma şeyimin son günü bitiyor. Bugün son iki hapımı alıyorum. Şimdi bir tane alacağım. Bir de akşam alacağım. O yüzden bir Cilgece'ye gideceğiz. İşte hani artık ne yapacağım cildimle ilgili onun için. Ondan sonra oradan çıkıp dövmeciye gideceğim. Ve ilk dövmelerimi yaptıracağım. Hayatımın ilk dövmelerini. Aşırı heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum. Sonra ben Naz Eylül zaten biliyorsunuz fix tayfa artı Mayıs Poroy, Deniz Yılmaz ve Deniz Özev'in buluşacağız. Abi o kadar heyecanlıyım ki hani hepsini çok seviyorum ama özellikle Deniz Yılmaz biz 5 aydır neredeyse her gün konuşuyoruz tamam mı ya gerçekten ama hiçbir zaman buluşamadık. Abartısız 5 aydır her gün Deniz Yılmaz'la konuşuyorum ama yok yani bu pandemiden dolayı kız ne karşıda oturuyor ben Avrupa yani Anadolu yakasında oturuyor ben Avrupa yakasında oturuyorum. Bir türlü buluşamıyorduk ve bugün 5 aydır ilk defa buluşacağız. Aşırı heyecanlıyım. Sevmiyorum Deniz'i. Sakın götüm falan kalkmasın. Ama gerçekten 5 aydır her gün konuştuğum bir insanı ilk defa görüyor olmam beni heyecanlandırıyor yani. Çok heyecanlıyım. Kahvaltıda ne yiyeceğiz bugün? Kendime böyle domates salatalık peynir yapacağım ya muhtemelen. Bugün Vasa yerine ekmek yemek istedi canım öyle. Bir de 3'e kadar falan aç kalacağım için biraz daha tok durmam gerekiyor. Saat şu an daha 9.30-10 falan. İlk defa çıkıyorsun vloga. Öyle mi? Abi ben seninle bir video istiyorum ya. Tamam yaparız aşkım. Ciddi misin? Tabii ki. İyi tamam o zaman Esra Sultan'la bir video gelsin. Şimdi çıktık. Başta cildiyeciye gidiyoruz. O yüzden hiç makyaj yapmadım. Kalem çektim. Cildiyeci dönüşü dövmeciye giderken yolda makyaj yapacağım. Çünkü oradan kızlarla buluşacağım. Kombinimi falan daha gösteremedim tabii ama zaten her şeyi aşağı linklerim. Görürsünüz de bir ara ayağa kalktığımda gösteririm. Siyah mini bir elbise giydim. Altına da Converse, kot ceket, klasik bir kombin yani. Güzel oldu. Çok güzel oldu benim kızım. Dövme yaptıramadım. Kullandığım ilaç yüzünden ilacı bitirdikten minimum bir iki ay sonra yaptırmamı tavsiye etti. Doktor işte kabarma yaparsa geçmezse falan diye. O yüzden morallerim biraz alt üst bekleyeceğim. Beklemem gerekiyormuş biraz da. Öyle yani. Bak. Aa. Bunu vurgulamak gerekiyor ama. Deniz geldi. Ben zaten klasik. Dövmenizi göstersenize. Bu gerizekalılar yaptırabilir. Ben de görmedim orada. Bak annesiyle. Annem mi bakıyor? Seninki hiç belli olmuyor bu arada. Sosyal medya tayfa buluştuk. Şimdi Deniz Yılmaz'la Mayıs'ı bekliyoruz. Bir türlü gelemediler. Saatlerdir onları bekliyoruz. Vay. Oğlum gözlük Deniz ya. Bütün kızlar toplandık. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. House Cafe'ye geldik. Sıramızı bekliyoruz oturmak için dışarı açık alana. Hayır tabii ki ya. Kanka kameranda ne kadar güzel çıkıyor insan. Yani o kadar para verdik biz ama güzel alacağım. Çıkalım. Çekiyor mu şu an? Evet. Şöyle bir kanka çok güzel çıkıyorum. Evet kameraya bak ama. Poz veriyor ya. Bakın burada Doğan Urşen'in kamerası var. Şu an vlogception yapıyorum. Ne haber? Evet yemeklerimiz ya, geldi. Çıkmadı. Deniz bir tık dışlandı. Denizin gerçekten dışlandı. Deniz'in yemeği daha gelmedi ama hepimizin yemekleri geldi mis gibi yiyoruz ayı gibi şimdi. Alo. Kombinimi gösterememiştim. Bu siyah elbiseyi giyiyorum. Altında Converse. Abi çimenle bok. Fistuk gibisin fistuk. Her şeyi aşağı linkleyeceğim dediğim gibi. Böyle tuvalet molasına geldik Nazcığımızla. Abi şimdi Naz çok şey. Hani çok karakter. Estet. Karı Pinterest.
internet. Şimdi başka bir mekana geçeceğiz. Ne için? İçeceğiz mi? İçeceğiz. Joker. Umarım babam bunu izlemez. Geçen haftadan sonra. Joker No 5'e gidiyoruz. Nişantaşı'nda bir barımsı bir yer. Koronadan önce çok giderdik. Kısmet olmuyordu. Böyle 2 yıldır falan ilk defa tekrar gidiyoruz. Tayfa cinayet oğlum. Öyle yani. Güzel ortam bu. Bakın. Vlogception. Göstereyim mi? Vlogception yapıyoruz. Joker'in Nuri diye bir içkisi var. Direkt shot olarak geliyor. Böyle yani biz en ya. Sevdiğimiz bu. 1, 2, 3, çok. Sen işi biliyorsun. Benim kanala da abone oldun, tamam mı ya? Etiket bana da olur. Etiket beni ben Doğan'ın işyasını paylaşacağım, takip edin. Arkadaşlar Doğan'ın götü çok güzel ya. Mayıs 1.80. Kaç? 1.72. Aslında 1.68 mi 1.72? Öyle çıktı ya orada ama ben 1.72 diyorum insanlara. Oğlum sen 1.68 falan olamazsın. Herkes yalan söylüyor boyuna valla. Ben 1.70'im. Al işte. Bu arada kakam sekti. Joker'den çıktık. Deniz orada kendi vlogunu çekiyor. Birazdan fotoğraf çekeceğiz böyle doğal sokakta yürürken gibisinden. Oradan da dağılacağız yavaştan. Saat zaten 8'e geliyor. Yine vlogception. Bu tayfa. Biz Fethiye'den döndüğümüzde Vialand'e gideceğiz. Bayağı sancak. Vialand var ya, o kadar eğleneceğiz ki. Ben söylemedim. 2 dakika burayı iyi dinleyin. Bunu da tut. Vialand'e gidip var ya ortamın. Ortamın ya. Yani. Ortamın ağzına. Deniz'cim öpüyoruz seni. Görüşürüz arkadaşlar. Çok memnun oldum vlogunda olduğun için. Çok heyecanlandım. Bütün kameralar beni çekiyor. Aynen. 10 güne beraberiz. Zaten biz gidiyoruz. Ben sana yolluyorum. Çok ani oldu bu arada. Bir anda yok oldu. Korsan bulamadık. Taksiye atlayıp gideceğiz. Biraz para olarak. Ortam sekti. Evet biraz öyle oldu ama. Evet sekti bir anda. 10 güne beraberiz. Bu arada İstanbul'un ağzına sıçacağız yani. İstanbul'un ağzına sıçacağız bu arada. Mekanlar da açık. Bay bay Deniz. Mayıs Deniz. Sizi seviyorum. Bay bay tatlı. Benim kanalıma da bir abone olun. Etiketleyeceğiz. Benim, evet benim çünkü YouTube para kazanmam kapalı. Onu açmak için bir şeyler halletmem lazım. Evet. Biraz abanın kanalıma lütfen. Fakir kaldık. Ay canım ya. Aşklarım. Bay. Mayıs Samara gibi ne yapıyorsun kanka? Arkada? Ne haber? Görüşürüz de. Kapak kameranın aynı. This is something special's going down. That's why I think she phone. Think she phone. Go fast, boss me on. Study slow, go fast. She gon' work some more. Work some more. Çok iyi burası. If she started dancing. Ben bu arada Belieber'dım. Ne yapıyordum biliyor musun? Ben de Belieber'dım. Şey, eve gidiyoruz. Tayfa ayrılıyor. Eylül gitti bile eve. Biz Naz'la eve yürüyoruz. Saat 9-9.30 falan. 5 gün sonra Fethiye'deyiz. 5 gün kaldı. Siz, çok iyi. Siz bu vlogu izlediğinizde 3 gün kalmış olacak. Aha. Aşırı heyecanlıyız. Evet gördüğünüz üzere bugün sağlıklı beslenmeyi bir tık salmak zorunda kaldık. Aslında House Cafe'de salatamı yemiştim. Sonra Joker'e geçtiğimizde ortaya patatesler söylenince tabii onlardan ağır bir gömdüm. Madem sağlıklı beslenmeyi bozduk, Arby's'den patates kızartması ve çıtır tavuk söyledim. Ya ben hafta sonu yapamıyorum. Gerçekten hani zorlamak da istemiyorum. Hafta içi gayet iyi besleniyorum zaten. Hafta sonu biraz kaçamak yapsam sorun olmuyor benim için. Kötü de hissetmiyorum. O yüzden şimdi bundan söyledim. Bir de açıl lan aman. Bir de bundan. Şimdi deli gibi yiyeceğim bunları. Saat 3'e geliyor. Dün 4 saat falan uyumuştum. O yüzden bugün inşallah akşama kadar uyurum. Gerçekten pazar günü yapacak iş neredeyse hiçbir şeyim yok yani. O yüzden sadece uyumak istiyorum ama uykum kaçacak, uyanacağım diye çok korkuyorum. Neyse bakacağız. Bugün son Roaktan'ımı da içtim. Yani Zöreten'in. Çok heyecanlıyım. Bu videodan sonraki video direkt zaten sürecimden bahsettiğim bir video olacak. Merak etmeyin. Full yan etkiler, kaç ay kullandım, bilmem ne. Hepsinden bahsedeceğim size. Fokuslarsa tabii bu salak kamera. Uyuyorum şimdi. İyi geceler. Günaydın. Saat 4. Ablanız bugün biraz uyudu. Ama çok mutluyum. Biraz yani bayağı uyumak istiyorum çünkü bütün hafta geç uyudum. Yani hep video falan editliyordum genelde. O yüzden bütün hafta geç uyudum. Bugün ayı gibi uyudum var ya, aralıksız hem de.
Neyse şimdi kalkacağım. Diyeti bozdum bir tık ama pazartesi geri dönerim diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim o yüzden. Neyse bir kalkayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Mutfakta konuşalım. Şimdi yemek sepetine giriyoruz ve kara fırın yazıyoruz arkadaşlar. Kara fırından 78 tane pişi söylemem lazım yoksa günüme başlayamam. Saat bu arada ciddi ciddi 4.30 ve ben... Lan? Kara fırın yok gözüküyor. S**tme. İmkansız ki kara fırın... Kara fırın? Bu restoran şu anda servis vermemektedir. En kısa zamanda tekrar sipariş... Şaka mısın? Kara fırın yok. Şimdi ben dün cildiyeciye gittim ve Roaktan'ım bitti benim dün akşam. Son hapımı içtim. Roaktan yani Zoratan'ın kullandım. Zoratan'ın Roaktan'ın yan çarı gibi bir şeymiş. Ve artık tamamen yeni bir cilt bakım rutinim var. Zoratan'ın sürecinden bahsettiğim videomda gösteririm hepsini de artık nemlendirici kullanmıyorum. Hani gerekmediği sürece kullanmıyorum ve şu an yüzüm hafif kuru. Yeni yıkadım çünkü. Ve bir suratım gergin gibi hissediyorum ama kadın dedi ki hani ben çünkü Zoratan'ın sürecim boyunca yüzümde neredeyse hiçbir kuruluk olmadı. Hiçbir zaman dudağım da kurumadı, cildim de kurumadı. Kadın da dedi ki demek ki sen yine tekrar biraz yağlı olacak cildin. O yüzden nemlendiriciyi sana yasaklarım demedi de işte gerekmediğinde kullanma dedi kısacası. Eminim TikTok'ta görmüşsünüzdür. Roaktan burun küçültüyor diye bir şey var. Kadına sordum dedim ki böyle bir şey mi var sosyal medyada çok dönüyor. O da dedi ki mantıken evet çünkü işte Roaktan işte sivilce ilaçlarının özelliği ciltteki yağ bezelerini küçültmek. Burnunuzda yağ bezesi var mantıken. Eğer atıyorum çok büyük yağlı bir burnunuz varsa garip oldu biraz ama anladınız işte. Roaktan'dan sonra burnunuz cidden küçülüyor çünkü yağ bezeleri küçülüyor. Çok mantıklı oğlum. Abi kara fırın kapalı nasıl ne yapacağız? Ağlamak istiyorum. Ciddi ağlarım. İyi bir şeyler atıştırayım o zaman yani. Kuru ekmek yiyeceğim ve kara fırının açılmasını bekleyeceğim. Kara fırından umudu kestim ve Arby's'den yine patates kızartması, çıtır tavuk, bu sefer bir de mozzarella stick söyledim. Abime yaptım gelmelerini bekliyorum. Yine badem sütlü Nescafe Gold'umu aldım. Bir şey diyeceğim ben buradan bir TikTok'a seslenmek istiyorum. Bana bu videonun, bir dakika. Banım bugün kalktı tamam mı? Ben de direkt iki video koydum ve bugün banıma kalktığını bilmiyordum normalde 9 Haziran'a kadardı. Bugün 6 Haziran falan. Bakayım dedim. İşte iki video koydum. Hiçbir şekilde banlanma ihtimalleri olmayan iki videoyu koydum bilerek. Hani sadece ağız oynattığım iki video koydum. Yani şarkıyı söylediğim. I know it sounds funny but I just can't stand the pain. Girl I'm leaving you too. Sinirleniyorum bu snap'e. Bir arkadaşım bana bir snap atmıştı da bir hafta önce falan. Arada bir aklıma geliyor. Çok sinirdi ya. Vallahi aşırı sinir bozucuydu ya. Neyse. Ne gösterecektim ben size ya? Öf. Bak sinirlendim sabah sabah. Sabah sabah dediğim saat 5 oldu. Nerede o video? Ya benim... Bir dakika. Birine atmıştım o videoyu. Heh. Şu video. Sesini kısmam lazım ama. Dream of you almost every night. Hope. Bu niye yankı yapıyor? I won't break up this time. Bu videonun çocukların güvenliğine ne tehlikesi olduğunu bana açıklar mısın TikTok? Yani kaldırılma sebebi minor safety. Yani benim TikTok'um İngilizce minor safety. Minor safety'nin de tam çevrilmesi Türkçe çocukların güvenliğine aykırı bir video. Vallahi delireceğim. En azından yemeğim geldi. Bugün hiçbir planım yok. Belki video editlerim. Yatacağım bütün gün. Çünkü hak ettiğimi düşünüyorum içten içe. Benim için yoğun bir haftaydı diyeyim. Diyeceksin Doğa ne yapıyorsun ki? Okulun yok, bir şeyin yok. Her gün kızlarlasın zaten bilmem ne. Haklısınız ne yalan söyleyeyim. Ama psikolojik olarak harbi yoruldum bir haftaydı. Çünkü YouTube'a bayağı abanmaya başladım. Video içerik bilmem ne açısından. Güzel videolar bekliyor ileride. Ay o ne demek? Güzel videolar geliyor. Onları editliyorum bilmem ne. Bayağı yoğun geçti haftam. Bir de geç uyudum her gün. O yüzden pazar günü bir de bugün. Evde de kimse yok. Uyuyacağım. Ben gerçekten çok aç bir ayıyım ya. Yemin ediyorum Arby's bitti. Şimdi bitirdim. Ben de masama koymaya gittim Arby's'in çöplerini. Evet, çok toplu değilimdir. Onu geçelim bir.
Bakar mısınız şunlara? Dün geceden kalanlarla bu sabahkiler birleşti. Çöpe atmaya üşeniyorum, o da ayrı konu. Lütfen yargılamayın beni. Günaydın. Çok erken uyandım bugün ya. Niye böyle uyandım ya? Dün 5-5.30 gibi uyudum. Hoş. Şimdi normalde benim 4.30-5'te uyuduysam gece yani en azından bir 2-3'te uyanmayı beklerdim. 11'de uyandım. TikTok'tan nefret ediyorum. TikTok'u silmeme çok az kaldı. Neyse abim. Abi size şimdi değişiklik olsun istedim. Kahvaltımı Starbucks'tan sipariş ettim. Oranın ezine peynirli sandviçi vardı. Çok seviyorum. Ve bayağı da yemiyorum. Ödül olsun dedim kendime. Neyin ödülü diyeceksiniz? Genel olarak yaşamak için bir ödül hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü sınırları zorluyor hayat bu aralar. Kısacası öyle. Kalkacağım şimdi. Bugün Naz'ı göreceğim muhtemelen. Eylül hanımcımız yok. Buluşmada. Bunu söylediğime kızacak muhtemelen. Olsun. Bir şey olmaz, ne olacak? Buluşma demek ne demek ki? Herhangi bir anlamı yok yani. Dün hiç çekmedim değil mi vlog neredeyse? Dün direkt bayıldım. Yani şöyle diyeyim. Çok tembellik yaptım dün. Bütün gün telefonumdaydım. Bilgisayarda dizi falan bile izlemedim. Bakalım mı ekran saatime? Çok merak ettim. Dün 15 saatmiş ekran saatim. 15 saat. Ablanız 15 saat. Bir de ne yaptım da bilmiyorum. Hani direkt telefonda geziniyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yani. Yanlışlıkla küçük boy söylemişim içeceği ve yani küçük boy. Bu ne oğlum? Elim kadar. Ben normalde büyük boy söylerim. Benim için bir işaret. Diyor ki bunu bitir, bir tane daha iç. Haklı. Buna bu arada badem sütü ekleyeceğim. Ucuza gelsin diye sütsüz söyledim de kendimden badem sütü ekleyeceğim. Abi bu ne göt kadar şey ya. Yanlışlıkla küçük boy söyleyen kafam. Şimdi fazla süt koydum yanlışlıkla. Bak vallahi çok sinirlendim ya. Bu sabah çok tersiz. Üstüme de döküldü. Bugün gerçekten herkese sinirliyim yani. Herkese sinirliyim. Evli'ye sinirliyim, Nala sinirliyim. Herkese sinirliyim. Var ya Mert'e sinirliyim. Ya Mert'e nasıl sinirli olur? Gerizekalıya sinirliyim. Gelmiş benim şeyimle dalga geçiyor, boyumla. Ben kısa mıyım sizce? Ben bir yetmişim. Bence kısa değilim. Eskiden hep kısa olmak isterdim. Şimdi tam tersim. Gerizekalı ya. Bir 92 diye benim boyuma laf ediyor. Vuracağım ağzına. 6 ay öncesine kadar falan ben hep keşke 1.60 falan olsam diyordum. Çünkü erkekler malum hormonsuz mudur nedir? Karşıma çıkan hepsi 1.60, 1.70 oluyordu. Şimdi uzun olmak istiyorum. Ne yapacağız? 70 ama kısa değil değil mi? Küfür etmeyeceğim. Aptalın teki kısa olduğunu söylüyor. Çok sinirlendim sabah sabah. Mal ya, sanarsın kendi diyeceğim. 2 metre. Açı değişikliği olsun dedim. Fena mı ettim? Şimdi kahvemi aldım. Bu açı da neyse. Fantezi olur ya. Cuma günü koyacağım. YouTube videosunu çekeceğim. Bugünden çekeceğim çünkü. Hoşt. Çünkü cuma günü sabah köründe uçağımız var ve cuma günü koyacağım bu videoyu. O yüzden cuma günü ya da perşembe günü bununla uğraşamam. Bavulumu falan hazırlıyor olacağım. O yüzden şimdiden çekeceğim videoyu. Bu arada çekeceğim video Zoraten'in / Ruaktan sürecim. Yani merak ediyorsanız nasıl bir şey o ilacı kullanmak. Cuma günü gelecek o video. Saat tam 6'da. Kombinim böyle. Şimdi Nazlara gidiyorum. Altın Bershka. Üstüm Koli diye bir markadan yine işbirliği yaptım. Doga 15 kodunu kullanarak indirim alabilirsiniz. Ayakkabılarımda modelini gerçekten hiç bilmiyorum. Bayağı oldu alalı. Ama kombin böyle. Geldik bu malın evine. Çok iyisin, çok iyi. Yavşak mısın? Ben ne denilebilirdim, yoldan çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini bekledim, yollarını gözledim. Bir küçük kavalcım istedim. Ben ne denilebilirdim. Çıkıyoruz, Naz partiye gidiyor. Uff, parti, disco, partizani. Ben de eve gidiyorum. Vlog... Kızlar hiç gün sonra fethedi değil. Vlogu kapıyorum burada. Bay bay. Fotoğrafı çeksene. Görüşürüz arkadaşlar. Çok şekil ya. Cuma günü 6'da yeni videoyla sizlerleyim. Bay.